Konuşacağımız çok önemli konular var. Ne kadar çok istifade edersek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Sizlerin de beklediğinizi biliyorum. O yüzden hemen çok kıymetli konuğumuzu davet etmek. Sayın Nimet Erenler Gülkökü az sonra bizlerle birlikte olacak. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok zarifsiniz, çok kibarsınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selin Hanımcığım, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz de iyisiniz. Çok iyi görünüyorsunuz. Maşallah. Çok Her zamanki naziksiniz. gibi. Çok naziksiniz. Siz de öyle. Biliyorum sizin ne kadar özen gösterdiğinizi ve bunu kendinize saygı, kendi hakkınızı teslim etmek için yaptığınızı size çok özendiğimi söyleyebilirim. Bir maşallah da ben size diyeyim. Sağ olun, çok Efendim, teşekkürler. çok özel bir konudan bahsedeceğiz bu gece. Tanıtımlarımızı gördü sevgili misafirlerimiz de ve çok güzel geri dönüşler aldık. Çok önemli bir konu bu gece konuşacağımız. Alevilikte ocak geleneği unutuluyor mu ve düzgün baba dedik. Şimdi düzgün babanın ne kadar önemli bir eren olduğunu ben biliyorum. Eşimden dolayı biliyorum. Çünkü kendisi Tunceli'li. Ve evet, Tunceli olduğu için biz ilk evlendiğimizde de ben hemen gidip görmek istedim açıkçası. Çok da sevdim. Tunceli gerçekten Türkiye'nin en güzel illerinden birisi. Dostlarımız da fırsat bulursa inşallah gidip görürler. Şimdi hocam dilerseniz önce Alevilikte ocak geleneğiyle başlayalım. Tam olarak nedir? Unutulma tehlikesiyle mi karşı karşıyayız? Ne ifade ediyor? Sözü size bırakayım. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Bu anlamlı günde bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hepsi hoş gelmişler diyorum. Ocak geleneği nedir? Alevilikte ocak geleneği nefesli, keramet sahibi ve bilginin taşıyıcısı ve aktarıcısı olan, bu mertebede olan kişilere verilen isimdir. Yani ocak ya da ocaklı olmak meselesi. Yani ocak ve ocaklı olmak aslında o kadar iç içe geçmiş bir kavram ki, ocaklı olabilmek için o bütün o mertebelere sahip olan kişinin bu liyakatıyla temsil etmesi gerekiyor. Ocağı temsil etmesi gerekiyor. Ocak bir bilgi yuvası, evrensel bilginin en saf haliyle, en temiz haliyle nesilden nesile aktarılmasına aracılık eden, hani kurum demiyorum ama o dönemin bir tür ilim irfan yuvası diyelim. Feyz alınan bir merkez konumunda görev yapan bir anlama sahip ocak. Aslında bir aidiyetten bahsediyoruz, bir temsiliyetten bahsediyoruz zannediyorum, bir duruştan bahsediyoruz. Aynı zamanda örnek olmaktan da bahsediyoruz. Çünkü bu insan kamil olma yolunda ilerleme gayreti. Elbette çok önemli alimler de yetişmiş. Biz bunu Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin türbe ziyaretini yaptığımızda da görüyoruz. Pek çok türbede görüyoruz. Mevlana Hazretlerine gittiğimizde de o ruhaniyeti hissetmemek mümkün değil aslında. Kapıdan içeri girer girmez bambaşka bir enerji olduğunu hiç bu konularla ilgilenmeyen insanlar da hissediyorlar. Şöyle bir ürperme, bir saygı kendiliğinden oluşuyor ve bu beni hep çok etkilemiştir. Ve siz hakkıyla taşıyanlardansınız. Çünkü yaşayan geleneğin son kuşağındansınız. Biraz o konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi biraz önce zaten biraz sonra daha doğrusu bahsedeceğimiz Düzgün Baba bizim ocağımızın pirlerinden. Yani
bizim bağlı bulunduğumuz ocak Kureşan ocağıdır. Ve Kureş, Düzgün Baba da Kureşanlıdır. Kureş ocağından bir zattır, bir velidir, bir erenlerdir. Şimdi biz aynı zamanda bu Düzgün Baba dediğimiz zat, veli ya da erenler dediğimiz kişi Tunceli Nazımiye bölgesinde, Nazımiye ilçesinde ve Kıl Köyü'nde, Kıl Köyü'ne yakın bir dağa atfedilen ve orada yaşadığı düşünülen bir zat. Bu köye bizim köy de çok yakın. Yani bizim köyle Kıl Köyü zaten hemen hemen bitişik. Bizim köyün bir özelliği de baktığı yer Düzgün Dağı'na karşıydı. Yani biz çok rahatlıkla kendi köyümüzden Düzgün Baba'yı çok rahat görebilecek bir konumdaydık. Hatta rahmetli babaannem, ben o zamanlar çok küçüktüm tabii, derdi ki ben ölürsem beni Düzgün Baba'yı göreceğim şekilde görün. Ve mezarının yerini de belirlemişti. Aslında onun şu anda mevcut olan mezarı tam da Düzgün Baba'yla karşı karşıya. Elbette ki çok canlı yaşadık biz bu kültürü. Ama bu kültürün aynı zamanda son kuşaklarından biriyiz. Dolayısıyla bu bilgi aslında bir taraftan da kaybolmaya yüz tutuyor. Şimdi buradaki esasında benim gayretim ve amacım bir ulviyet atfetmek, bir kendime bir ayrıcalık tanımak, bundan kendime bir pay çıkartmak asla ve asla değil. Çünkü yıllardan beridir benim okuyucularım bilirler ki asla ben böyle bir konuyla hiçbir zaman çıkmadım. Peki neden şimdi böyle bir konuyu anlatma ihtiyacı duydum? Bunu da hemen bahsedeyim. Şunun için, bizim kültürümüzde yazılı kayıtlar yok. Alevi kültürü sözlü geleneğe, deyiş geleneğine, aktarımlarla yaşamaya yaşayan bir kültür. Dolayısıyla yazılı hiçbir belgemiz olmadığı için bu bilgilerin en azından bizlerin, bizden sonraki nesillere anlatma ve aktarma sorumluluğu var. Dolayısıyla benim çocuğum bile bunları benden kısmi duydu. Fakat çok şanslıydı ki o bir Tunceli seyahatimizde derme çatma duyduğu şeylere tanık oldu. Yani bir takım ritüel diyeyim, bir takım anlam yüklediğimiz ritüellere kendisi de tanık oldu. Nasıl tanık oldu, ne oldu, nasıl ilerledi bu süreç? Biz bir gün 2010 yılındaydı, dedik ki Tunceli'ye gidelim. Bir Tunceli seyahati yapalım. Bakın aradan tam 12 yıl geçmiş ve ben ilk defa 1-2 ay önce bu konuyu dile getirdim. Ve anlatmanın çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Paylaşmanın çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Belki de bütün bu anlatılar şu an hak ettiği değere ulaşmasa bile ama vakti geldiğinde bu kaynaklardan faydalanacak bizden sonraki nesiller olacaktır. İşte bu yüzden bu bilgiler çok kıymetli bilgilerdir diye düşünüyorum. Nasıl ki bir dönemler Kızılderililerin yaşadıkları o köklü evrensel bilgiler nasıl ki unutulmaya yüz tuttu. Aslında Alevilikte yaşanan bu kültür de unutulmamalı. Unutulacak gibi değil ama en azından bu semboller ne anlama geliyordu? Bu anlamlar ne anlama geliyor? Yani Düzgün Baba bize ne anlatıyordu? Bunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Çünkü orada gerçekle hayalin karıştığı
mitolojik çok önemli sembollere bürünmüş bir anlatım var. İşte bizim bu anlatımda evrensel bilginin kodlarını, şifrelerini biraz sonra paylaştığımızda daha net göreceğiz. Yani sıradan bir hikaye değil, sıradan bir mitoloji değil. Gerçekten kadim bilgilerin ve ezoterik bilgilerin sırlarla, sembollerle hikayeleştirilmiş bir anlamı olduğunu hep beraber paylaşacağım. Hep beraber ilerleyelim bu düzlemde diyorum. Şimdi konuyu Tunceli'ye gidiş meselemize tekrar geri döndüreyim. Tunceli'ye gittiğimizde bir takım olaylar yaşadık orada. Düzgün Baba Dağı'nın eteğinde bir yerde mola verdik. Bir cemevinde mola verdik. Bu molada tabii İstanbul'dan biz 10 kişi gittik. İşte kızım da ilk defa Tunceli'ye gidiyor ve Tunceli'yi görüyor. Ben yaşamasam bile sonuçta atalarının yaşadığı mekanları görüyor. Dolayısıyla o molada biz bizim yabancı olduğumuz, İstanbul'dan geldiğimiz, yani kılığımız, kıyafetimiz zaten fark ediliyordu. Yanımıza geldi birileri. Dediler ki çıralık istiyoruz biz. Şimdi çıralık istiyoruz, çıralık istiyoruz, çıralık istiyoruz. Ben de dedim ki bir saniye, bir saniye. Siz dedim çıralık istiyorsunuz. Peki benim kim olduğumu biliyor musunuz dedim. Sizin bana çıralık vermeniz gerekiyor dedim. Ben Kureyşanlıyım dedim. Tabii bunu isteyen kişi hakikaten bir anda böyle toparlanma ihtiyacı duydu ve sarsıldı. Ve biz o şekilde dağa çıktık, Düzgün Dağı'na çıktık. Orada görmemiz gerekenleri gördük. Ve döndüğümüzde bu beyefendi ısrarla yanıma gelip ısrarla bana çıralık vermek istedi. Dedi ki ben dedi çok üzgünüm, sen bir anasın, sen bir ocaklısın. Tabii ki benim sana çıralık vermem gerekiyor. Çıkarıp zorla, ısrarla bana para verdi ve kızım da buna ilk defa tanık oldu. Şimdi çıralık nedir? Yani niye çıralık verilir? Çıralık ne anlama gelir? Çıralık çera, yani çeradan gelir. Çera biliyorsunuz bir tür kandil. Üzerinde ışık veren bir tür kandil. Buradaki çeralık hakkı ışıklık hakkı anlamına gelir. Işıklık hakkı nefes anlamına gelir. Yani nefes candır, ruhtur. O erenlerin sahip olduğu ruhun, enerji boyutunun karşı tarafa verilmesi hakkıdır, ışıklık hakkı. Çünkü aslında hepimiz birbirimize enerji veriyoruz ve alıyoruz. Dolayısıyla Alevi geleneğinde çeralık bu anlama gelir. Bunu ilk defa naçizane ben zikrediyorum, bu çeralık hakkının ışıklık hakkı olduğunu. İşte biraz önce söylediğim gibi bizim yazılı bir kaydımız ya da geçmişimiz, yazılı bir geçmişimiz olmadığı için ne yazık ki bazı bilgiler unutulmaya yüz tutmuştur. Fakat aklın ve sezginin vardığı bilgiler bize tekrardan o bilgileri hatırlatmamıza yardımcı oluyor. Aklın yolu birdir. Zaten hani bu ilişkiyi çok rahat kurabiliriz. Çeralık hakkının anlamına ulaşabiliriz. Şimdi ne yapalım, nasıl ilerleyelim? Hani buraya kadar. Şöyle birazcık hani hem sizi dinlendirmiş olayım hem de bizi izleyen dostlarımıza kendi maceramdan küçücük bilgi vereyim. Dediğim gibi ben eşimle evlendikten sonra ilk kez Tunceli'ye gittim ve gerçekten de çok seviyorum, çok beğeniyorum. Hem kültürünü, hem şehri, Munzur suyunu, Munzur dağını. Gerçekten hani
dünyaca meşhur olması gereken güzellikte bambaşka bir bölgemiz, bir ilimiz. Ne mutlu bize. Enerjisi de çok yüksek. Evet, Müthiş bir enerjisi aurası var. çok yüksek. Belki de onun için mesela sarımsağı meşhur. Dünyada sadece orada yetişen, siz çok daha iyi biliyorsunuz şimdi benim bunları söylemem. Endemik Endemik bitkileri. bitkileri, o Evet. eşsiz çiçekleri belki de o Kesinlikle. enerjiyle ilgili de olabilir. Şimdi Evet. siz söyleyince düşündüm ben de. O bölgeyi zaten çok seviyorum. Orada tabii ben ilk defa gittiğim için en çok gittiğim Erzurum'dur doğuda. O da kayak yapmak için. İşte birçok da arkadaşım var ama daha ileri gitmemi, Kars'a gitmişliğim var ama Tunceli bölgesine hiç gitmemiştim. Gittiğimde çok şaşırdım. Böyle bir beklemiyordum. Hani bu kadar güzel beklemiyordum, itiraf edeyim. Oranın kültürüne tabii biz biraz kaldık köyde, eşimin köyünde. Uyum sağlama gayretim sürerken ki o da çok tatlı bir macera. Düzgün babadan bahsedildiğine şahit oldum. Şimdi benim daha önce duyduğum bir isim değildi. Çok değişik geldi. Ve o zaman bana bahçelerinde bir incir ağacı var. Akşamları orada oturuluyor, etrafında çay içilerek sohbet ediliyor ki çok seviyorum o tip sohbetleri. Orada anlattılar. Yöre halkı için ne kadar önemli olduğunu, Kesinlikle. ne kadar aslında umut bağlandığını, sevgi beslendiğini, oraya gitmenin nasıl rahatlattığını orada öğrendim. Hatta yalın ayak çıkıyorlarmış zannediyorum. Bu beni çok etkiledi. Böyle bir alışkanlıkları var. Hani düşünüyorum gerçekten zor. Yalın ayak çıktıkları takdirde dileklerinin daha çabuk kabul olacağına dair. Tabii ki yörede halkın birbirine kulaktan dolma da olabilir ama böyle bir inanış da var. Bütün bunlar beni çok etkilemişti. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Şimdi sizinle de konuşmuştuk. Aslında sırayla gidelim isterseniz. Siz daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar da yaptınız. Ben çok etkilenmiştim. Kendi ziyaretinizden kareler paylaşmıştınız. Biraz biz sizinle birlikte gidelim oraya. Anlatırsanız eğer çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Elbette. Şimdi öncelikle hakikaten yöre halkı için Düzgün Baba çok çok önemli bir ziyaret yeri. Her yıl yüzlerce diyeyim, belki daha da fazla ziyaretçisi gelir. Dünyanın her yerinde. Çünkü Tunceli halkının birçoğu Avrupa ülkelerine göç etmiş durumda. Ama memleketlerine geldiklerinde muhakkak bu ziyareti gelir, kurbanlar keser, çeralıklarını verirler, dualarını alır giderler. Dolayısıyla bu mitolojik öyküyü ben adım adım şöyle anlatabilirim. Bir kere Düzgün Baba Kureşan topluluğunun mitolojik atası olan Seyit Kureş'in oğludur deniyor. Tabii ki yani rivayetler, yazıtlar ve söylentilere göre paylaşıyorum. Dersim Alevilerinin mitolojik yani gerçekle sanal arasına karışmış bir yerde durmaktadır. Şimdi gerçek ve sanal diyorum. Çünkü aslında hayatımızın tümü gerçek ve sanalla iç içedir. Yani sanal dediğiniz şey gerçek üstülükten bahsediyoruz aslında bu sanal. Somuta indirgenmemiş ama varlığı reddedilmeyen boyutsal bilgilerden bahsediyoruz. Burası 2500 metre yüksekliğinde bir dağ, bir kaya, bir kayalık. Bu kayalığa gittiğinizde oyuk bir mağaramsı bir şekle sahip ve içinde mumların yakıldığı yerler var ve en önemlisi de Haskar Çeşmesi dedikleri bir çeşme var. Bu dağın içinde Düzgün Baba'nın yatırının.
olduğu yerde, mekanda. Şimdi bu Hasgar Çeşmesi neyi ifade eder? Çeşmeye gelip, çeşmeden bu arada su, çeşme ama damla damla su gelen bir yer burası. O kadar ki eğer kalbiniz temizse bu su hiçbir şekilde kesilmiyor. Ve eğer kalbiniz temiz değilse bu su akmamaya başlıyor, damlamamaya başlıyor. Böyle bir su var mı? Var, var. İsmi de Hasgar Çeşmesi. Şimdi burada Hasgar ismi bir kadını temsil ediyor. Kadın, yani dişil gücü, dişil enerjiyi. Su, saflık, temizliği temsil ediyor. Dolayısıyla diyorlar, deniyor ki eğer kalbiniz temizse bu su akar ama kalbiniz temiz değilse bu su kesilir. Şimdi burada bu kalple ilişkilendirilen su, su ayrıca kendi içinde bir sembolizması var. Saflık, temizlik, yaşam, dirim, yaşamın kaynağı, insanı arındıran özelliğe sahip. Dört elementin en önemlilerinden biri su elementi. Bu ayrıca çok kıymetli ve çok önemli. Ama kalple ilişkilendirilmesi de aynı zamanda. Şimdi kalbimiz beynimizi yönetir. Biz sanırız ki beynimiz kalbimizi yönetir. Oysa tam tersine kalbimiz beynimize hükmeder. Kalp üzerine yapılan araştırmalarda, tıbbi verilere göre beynin EEG'si çekilmiş, kalbin de elektrokardiyografisi çekiliyor ve bunlar karşılaştırıldığında, bu ölçümler karşılaştırıldığında kalbin 60 kez büyüklükte daha çok enerji yaydığını, elektromanyetik alanının daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Bunu tıp bilimi bize bu veriyi veriyor. O zaman kalp ne kadar önemli bir organ. Aynı zamanda kalp duygularımızla çok ilintili. Yani kalbi harekete geçen, mesela heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, öfkelendiğimizde, kızgın olduğumuzda kalbimizin ritmi değişir, değil mi? Dolayısıyla beyin kalbin hükmüne girer. Eğer korku, panik var ise. Ama eğer kalbimiz sakin ise, ritmimiz sakin ise, duygularımız yerli yerine oturmuş ise, bu oturmuş duygu ve düşünce zihnimizi etkiler. Zihin ve kalp ikisi örtüştüğü zaman rezonans olarak işte açılmayacak kapı yoktur orada. İşte siz o çeşmeye geldiğinizde eğer kalbiniz pırıl pırıl ise zihniniz bununla bu duygu ve düşünceyle etkilenir. Hücreleriniz buna göre bir harekete geçer ve bir enerji yayar ve yaydığınız enerji size geri döner. İşte niyet etmek, o duyguyu yüklemek ve ister istemez o çeşmenin başına geldiğinizde saf ve temiz hissetmek zorunda kalmanız, bunu harekete geçirmeniz, bedeninizde iyiliği, sükuneti, güvenmeyi, sakinliği, inanmayı harekete geçirdiğinizde saflığı, temizliği, hayatı, hayat veren suyu kalbinizle birleştirdiğinizde işte orada diledikleriniz zin gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Bu hurafi bir inanç değildir. Bana göre değildir. Bunlar o kadar önemli sembollerdir ki bu bilgiler bize unutturuldu. Bu modern çağda, 500 yıllık bir çağda, yani 1500'lü yıllardan başlayarak hakikaten
kapitalizmin giderek hakim olmasıyla bedenin daha çok arzu ve ihtiraslarına yönelik bir tutum ve bir yaşam belirginleştikçe bize bu kadim olan bilgileri unutturdular ve biz bu gücümüzü unutmaya başladık. Yani burada aslında bizde var olan gücü harekete geçiren bir sembol, bir simge. Şimdi bu simgelerden yola çıkarsak bakınız, şimdi siz eğer bir kolyenize ya da bir yiyecek mesela hurma, hurmayı yiyip çantasına koyar bazı insanlar der ki bereket getirir çant. Yani çantanda olsun bu bereket getirir. Oradaki o objeye siz bir anlam yüklüyorsunuz ve bu anlamı siz taşıyorsunuz. Çünkü insan zaten anlamlarla her şeyi var ediyor. Düşüncelerle her şeyi var ediyor. Yüklediği duyguyla her şeyi var ediyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle eğer düşüncelerimiz ve duygularımız maddeyi harekete geçiren en önemli güçlerden ve kuvvetlerden biri ise böyle yerlere gitmenin hiçbir sakıncası yok bana göre. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Sadece burada şuna dikkat çekmek isterim. Ya her şeyi hiçbir şey yapmadan yani eyleme geçmeden gerekenleri yapmadan sadece dilemek ve istemekle bir şeyin olabileceğini, sadece onun olabileceğini orada bırakmak çok doğru değildir. Çünkü soyut ve somut ilişkisinin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Eylem ve edim ilişkisinin mutlaka birbirini tamamlaması gerekiyor ki amacınız, dileğiniz gerçekleşsin. Bu anlamda ben her ne dilediysem, her ne düşündüysem, düzgün baba iyi düşünerek hakikaten gerçekleşmeyen hiçbir dileğim olmadı. Bunu kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Bu bizim içimizde olan inanç ama bu yaratıcının bize verdiği, onunla kurduğumuz bir bağ, yani oradaki inanç dediğimiz kısım bizim yaratıcı yani yaratıcı yönümüzle yaratıcı arasında kurduğumuz bağdır. Neden bu bağı koparalım? Bence koparmayalım. Şimdi tekrar yine devam edeyim ben bu düzgün babada neler gördüm. Bir kere hikayede anlatıldığı gibi ayak izleri gördüm. 3-4 tane ayak izleri ve gerçekten bunlar çok büyük ayak izleriydi. Yani nasıl oluyor da taşın üzerinde böyle bir ayak izine benzer iz nasıl oluyor? Yani bunu tırnak içinde söylüyorum, gördüklerimi anlatıyorum. Burada inanmak, inanmamak o kişilerin tercihine bağlı. Hikayenin zaten şöyle bir anlatı var. Düzgün baba keçilerini, koyunlarını kara kışta, zemheri kışta biliyorsunuz Tunceli'nin karı. Kışı çok ağır geçer karasal iklimde zaten. Yüksek dağlarda ve metrelerce kar yağar. Hatta 6 ay karın altında hiçbir yere çıkamaz insanlar. Yani ben görmedim ama orada yaşamadım ama tabii ki bunu biliyoruz. O zemheri kışta babası, Düzgün'ün babası çok merak ediyor. Diyor ki bu Düzgün nasıl, ne yapıyor ki bu keçileri, koyunları, hayvanları bu kadar besili bu zemheri kışta? Yani ne yapıyor bu? Onu takip ediyor. Takip ederken bakıyor ki Düzgün elinde bir asası. Bu arada Düzgün çoban. Bakın çoban da yine sembol. Yani çoban da pek çok işte tasavvufta olsun, diğer ezoterik kaynaklarda, dini inançlarda vesaire bir çoban vardır. Çoban sembolü vardır. Asasını elindeki çubuğu her dala değdirdiğinde o dalın yemyeşil olduğunu ve hayvanların da bu yeşillikleri yiyerek besili olduğunu görür. Fakat o arada bir keçi öyle şaşkın bakar ki
o şaşkınlığa dikkat kesilen düzgün baba, ne oldu der, niye bu kadar şaşırdın, yoksa diyor babam derviş Mahmud'u mu gördü? Şimdi bunu söylerken babanın da kendisini duyduğunu görünce, büyüğüne karşı yaptığı saygısızlığı fark edince utanç duyar ve dağın tepesine doğru koşmaya başlar ve 3 adımda gittiği söylenir, rivayet edilir o dağın tepesine. Dolayısıyla o biraz önce anlattığım ayak izlerinin de bu hikayenin ardından gerçekleşen izler olduğu söyleniyor. Şimdi burada ne anlatılmak isteniyor bu hikayenin bu kısmında? Oğul ve baba ilişkisi. Ata ve oğul ilişkisi anlatılıyor. Yani diyor ki, evet baba nefesli bir zat ama onun oğlu ondan daha ileriye gidecektir. Yani bilgi nesilden nesile gittikçe artacaktır. Ama bu ona saygısızlığı gerektirmez. Ama bu onu yok saymaya, bu onu küçük görmeye gerektirmez. Çünkü onların sayesinde o bilgi, o bilgi zinciri devam ediyor. O atalarımızın sayesinde o bilgi zinciri devam ediyor. İşte hikayenin bu bölümünde de aslında bu vurgulanmak isteniyor. Gelelim düzgüne. Düzgün kelimesi, ismi de yine bize birçok şey ifade ediyor. Mesela deriz ya, düzgün insan, düzgün iş olsun, bir şeyi doğru düzgün yapalım, eğri büğrü olmasın, yani girintisiz çıkıntısız, yani pürüzsüz, hani daha düzgün olsun isteriz ya. İşte buradaki, şimdi bir kişi düzgün babaya gittiği zaman zaten beyin oradaki o mesajı düzgün, 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 düzgün olarak alıyor zaten. Kelimenin yine, isimlerin yine gerçekten fark etmediğimiz bilinçaltı etkileri. Evet, su sembolünden bahsettik, çoban sembolünü anlattık, Haskar Çeşmesi'ni anlattık ve kalple su ilişkisinden bahsettik. Dilerseniz şimdi sözü size bırakayım. Şimdi insanın gözünün önündekini bazen fark etmemesi. Bugün sabahtan itibaren hep bunu düşündüm. Sizinle tanışalı 1 yılı geçti. Zaman zaman sohbet ediyoruz ve ben çok mutlu oluyorum. Ve benim hayatımda olan çok kıymetli isimlerden birisisiniz siz. Çok teşekkür ederim. Ama çok teşekkür ederim. Ama isim olarak algılamışım. Yani Nimet Erenler Gülkökü. Üzerinde çok düşünmezsiniz ya. Evet. Şimdi Gülkökü sizin çok kıymetli eşinizin soyadı. Kendisi gerçekten çok özel bir insan. Saygılarımı iletirseniz çok sevinirim. Erenlerin üzerinde düşünmemişim. Şimdi, Erenler çok önemli. Yani ister Alevi olsun, ister Sünni, kim olursa olsun, hangi inancı mensup olursa olsun, Erenler dendiği zaman bir durulur. Veli dendiği zaman bir durulur. Yani kişiler bu felsefeye, bu inanç sistemlerine, düşünce sistemlerine çok yakın olmasalar bile hepimizin DNA'larına işlemiş bir fren vardır orada, öyle değil mi? Evet. Erenler. Evet. Bir durma anıdır o. Şimdi ben niye Erenlerin altını çizmemişim? Kendime burada kızdım. Düşünmem gerekirdi çünkü başka kimsede de gördüğüm bir soyadı değil. Demek ki düzgün babayla da ilgisi, yani Erenlerin soyundan gelmekle olabilmiş bu soyadı. Öncelikle özür diliyorum. Yani bunu keşke daha önce düşünseydim. Ama işte insan böyle öğreniyor. Bazen gözünüzün önündekini fark etmiyorsunuz, öyle değil mi hocam? Kesinlikle, evet. Yani bilinçaltı bunu alıyor ama zamanla belki anlamlar, etkileşimler ya da ilişkiler kuruluyor. Ama bir şekilde kuruluyor. Yani o zaman bizim için süreç boyutunda biz onu algılayamıyoruz ama aslında zaman boyutunda onu algılıyoruz. Onu
idrak ediyoruz. Fakat bilince inmesi belki o hayata inmesi zaman alabiliyor. Şimdi burada biraz ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim ocak geleneğimizde şöyle bir bilgi vardır. Bir ocaklı kız ancak bir ocaklı kişiyle evlenirse, hayatını birleştirirse mutlu olur. Şimdi çok eski, yani bundan 30 yıl önce görücü usulüyle evlendiğim eşim Tunceli'ydi. İkinci eşim ise Selanikli. Yani Gülkökü soyadı oradan geliyor. Tabii o zaman kadınların kızlık soyadlarını taşımaları çok da, yani kanunen geçerli değildi. Sonradan çıktı bu kanun. Hani kadınlar isterse kızlık soyadlarını taşıyabilirler diye. Ben o zaman bu soyadını bıraktığım için içimde inanılmaz bir acı hissetmiştim bir kere. Bu kızlık soyadımı terk ettiğim için. Zaten 9 sene evliliğim sürdükten sonra da ayrıldım. Fakat tabii ayrılma nedenim soyadım değildi. Tabii. Fakat sabık eşim derdi ki hep gülerek ve bundan bir keyif alarak, biliyor musunuz ben bir dede kızıyla, bir anayla evlendim işte. Yani ben mürşidin kızını aldım. Yani bununla kendisine bir ayrıcalık görerek talip, yani ben taliptim. Yani ben öğrenciydim. Çünkü Alevilikte, Ocak geleneğinde talip ve mürşit ilişkisi vardır. Yani aydınlatan ve bu bilgilerden, bu bilgileri talep eden öğrenciler kastedilir talipten. Şimdi gerçekten de onlar bizim taliplerimizdi. Fakat tabii bu gelenek sürmediği için, hani biz de o kuşak, yeni bu geleneğin son kuşağı olduğumuz için, bizlerle yürütmediğimiz için ben çok idrak edememiştim. Sürekli bununla alay ederdi. Yani böyle bir keyif, hem kendisine bir ayrıcalık ve keyif çıkartarak hem de aldım ben falan şeklinde. Fakat tabii olmadı. Yani yürümedi, olmadı. Şimdi ben buna çok inanıyorum. Bu öğüte. Yani büyüklerimizin gerçekten bir ocaklının ancak bir ocaklıyla birlikte bir araya geldiği zaman açılabileceğini, ilerleyebileceği konusunda. Çünkü ben bunu da yaşadım. Benim eşim, ikinci eşim gerçekten kendini bilen bir bilge kişi, öyle diyeyim. Yani hani ezoterik konularda ciddi bilgi birikimine sahip ve o da Uzak Doğu Nepal'de, Nepal'e gidip Nepal'de Zen felsefesini öğrenen, bilen ve o da kendisi açılsın diye gidip gelen bir kimliktir. Dolayısıyla onunla karşılaşmamız bizim tesadüf değil. Çünkü gerçekten bir erenleri ya da bir ocaklıyı taşıyabilmek de ayrı bir enerji ve birikim gerektirir. Çünkü o düşüncelerin, o bilgilerin açığa çıkması, işte hani hep görünen ve görünmeyen diyoruz ya, çünkü her birimiz, yani şu an bizi izleyen, dinleyen herkesin somut bir fiziksel bir bedeni olsa da ama bağlı bulunduğu soyut bir alem, soyut bir boyut var. Hepimiz o boyutla, buradaki boyut arasında varlığımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla o göründüğümüzün arkasında çok bambaşka varlıklarız, çok farklı ruhlarız. Mesele bu ilişkiyi kurabilmekte. Bunu bilenler bilir. Biraz zorlanıyorum çünkü bilgiyi indirmek ve anlatmak da biraz zorluyor insanı.
içinde çünkü çok farklı unsurlar var. Yani insanın kendi içindeki erkeği keşfetmesi, bir kadının kendi içindeki eril karakteri keşfetmesi, bir erkeğin kendi içindeki kadını keşfetmesi, onun o ruhsal, kendi içindeki ruhsal boyutu fark etmesi ve o farkındalığı yansıtması. Çünkü birbirimize yansıtarak da farkındalığımızı geliştiriyoruz ve o kalp gözümüzü açıyoruz ve enerjitik vibrasyonumuzu yükseltiyoruz. Burada her birimizin birbirine ihtiyacı olduğu gibi, ama bilgi seviyelerinin eşitliği de çok önemli. İşte gelmek istediğim nokta buydu. Yani bilgi seviyelerinin eşit olması, birbirini etkilemesi, güçlendirmesi açısından kendimi şanslı görüyorum, ama bu şansı vazgeçtiğim için, yani vazgeçmesini de bildiğim için, bana yazılan kaderi istemediğim için, kendi kaderimi yazmak istediğim için ve ruhsal tarafıma güvendiğim ve onun o sesi dinlediğim için bugünlere gelebildim. Aksi takdirde düşük enerjisiyle, düşük enerjiyle, korku, kaygı, kendine inanmama, kendine güvenmeme enerjisiyle asla ve asla ne kadar ocaklı olursam olayım, açılamayacaktım, açılamazdım. Yani çünkü açılmak için de bir başka bilenin bir diğerini açması gerekiyor. Yani birbirimizi açmamız gerekiyor. Bu anlamda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Maşallah diyelim. İkimizin hayatındaki motiflerin bu kadar benzemesi de beni çok etkiliyor her defasında. Dediğim gibi benim de eşim Tunceli'de, ben de Selanik kökenliyim. Ne güzel. Hani bazı şeyler çok yansıyor birbirine, yansıtıyoruz dediğiniz. Bu anlamda da geçerli olabilir. Sizi dinlerken şunu da düşündüm. Yine programın başında söylediğim gibi beni çok etkileyen büyüklerden birisi de Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Oraya gittiğinizde de gidenler bilirler. Böyle çok dar, içinde çok dar boşluk kalmış olan kayalar var. Hani bir delik diyebiliriz. Muhakkak biliyorsunuz, nezaketinizden dinliyorsunuz beni. Çok teşekkür ederim. Şimdi kalbi temiz olanların o delikten geçebileceği, kalbi temiz olmayanların da geçemeyeceği. Ve ben hakikaten yani küçük çocuklar evet geçebilir gibi düşünüyorsunuz. Kocaman insanların geçemeyeceği hani mantık onu emrediyor. Ama geçebildiklerini de gördüm o kocaman insanların hakikaten bazı ufak tefek insanların da geçemediğini. Şimdi sizin anlattığınız o su damlaması, kalbi temizse suyun akmaya devam etmesi, değilse kesilmesi, suyu görememesi en azından benzer motifler gibi geldi bana. O zaman da kalp temizliğine biraz dönmek ve iradeye teslim olma meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa, nasıl anlatırız dostlara bunu? Şimdi burada iradeye teslim olmak derken aslında evrensel iradeyi kastediyorsunuz, değil mi? Evet, evrensel iradeyi ve sizinle yaptığımız sohbetlerde aldığım notlardan kopya çekerek söyledim. Bunu da itiraf ediyorum. Şimdi aslında insanoğlunun bütün bu kurgusu insanı yanıltan, gerçek gücünden uzaklaştıran ve sadece bir avuç insanın o doymak bilmeyen nefsine yönelik kurgunun içindeyiz. Önce bu kurgudan uyanmamız gerekiyor bizim. Çünkü neden? Bu insanoğlunun kurgusu. Yani yaratıcının kurgusu bu değil. Yaratıcının kurgusunu anlamak için bütün duygularımızı ve düşüncelerimizi ona yönlendirmemiz gerekiyor. Yani kozmik olana, evrene, evren bize
fiziği anlatıyor, kimyayı anlatıyor, biyolojiyi anlatıyor, geometriyi anlatıyor, matematiği anlatıyor. Bize her şeyi anlatıyor. Bugün bilimin gelişmesinin tek nedeni sezgisel kanal, yani sezgi kanalıyla aklın bir araya getirilmesi ile mümkün oluyor. Gözleme dayalı, sezgiye dayalı, akla dayalı. Dolayısıyla bizde bütün mevcudiyet var. Her şeyimiz var. Sadece bunları bir araya getirerek işletmek iradesi bize kalıyor. Eğer ki aklınız, bilginiz yeteri düzeyde değilse, henüz uyanmamışsanız, henüz ne yapacağınızı bilmiyorsanız, o zaman sizi var eden o gücün her zaman sizin için en iyi yapmak üzere zaten titreşimler içinde olduğunuzu, yani bu titreşimin içinde olduğunuzu, bu gücün içinde olduğunuzu asla ve asla unutmayın. Eskiler şunu söylerdi: derdi veren dermanını da verir derdi. Mesela. Şimdi tabii ki derdi veren dermanı da verir. O güzel ama yine Alevilikte çok güzel bir söz var. Cennet de cehennem de sizin kendi içinizde. Yani bunu siz var edersiniz. Bu cüzi irade ile külli irade arasındaki o titreşimin, o etkileşimin, o etkileşime müsaade etmek meselesi. Yani tamamen dünyasal arz talep ihtiyaçlar çerçevesinde hayatı yorumlamak yerine nefes alıyor isek, yaşıyor isek, gerçekten her zaman bir çıkış, bir ilerleyiş söz konusudur. Yani ben burada kendi hayatımı çok ciddi bir rol model olarak sunuyorum bütün izleyicilere. Elbette ki hiçbir şey benim istediğim gibi değildi, düşündüğüm gibi değildi, hayal ettiğim gibi değildi. Ama bütün o zorluklar benim hayatımın en önemli parçalarıydı. Onlar olmadan hiçbir şeyin anlamını anlayamazdım belki de. O yüzden hiçbir zaman isyan etmeden, kendine acımadan, ben zaten yapamam, ben zaten zavallıyım, ben zaten talihsizim, ben zaten... Hayır, sen ne talihsizsin, ne zavallısın, ne de çaresizsin. Her şey sende mevcut. Yeter ki bağ kur. Kuracağın bağ büyük olan, yani seni var eden, nefes aldığın, gökyüzüne baktığın zaman seni var eden yıldızlara bak, bulutlara, güneşe, aya, var olan her şeye bak. Onlar nasıl yaşıyorsa senin de en az onlar kadar sana da yaşama hakkı verilmiş. Yeter ki sen köreltme, yeter ki sen bloke etme. İşte orada hani hiçbir şey bilmiyorsan bari, ben hep şunu söylerim. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız bari dua edin derim. Yani bari kendiniz için hani ben yapamam, ben başaramam, ben talihsizim, ben hangi, nereden başlayacağım ki zaten? Nereden tutacağım ki ben? Hayır. Tutunuz. Her tuttuğunuz, her tuttuğunuz, her yaptığınız becerileriniz, aklınız, iradeniz, yetenekleriniz, kendinizi fark etmeniz, kendinizi geliştirmeniz, hele hele bu çağda çok kolay. Yani uyaranlar, evet çok uyaran var. Bizi uçuruma, yani insanlığı uçuruma götüren uyaranlar var, doğru. Ama aynı zamanda da tekamül ve sıçrama için de muhteşem bir zaman.
bu zaman. Muhteşem bir zaman. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bir de şunu söylemek isterim ben. Yani söylemekle yaşamak ayrı şeylerdir. Size bu öğütleri veren insanların lütfen ve lütfen hayatlarını sorgulayın. Araştırın. Bunlar bu bilgileri hayatlarında yaşıyorlar mı? Yoksa ahkam mı kesiyorlar? Bunu lütfen araştırın. Çünkü iyi bir eğitmen bunu enerjisiyle yansıtır, duruşuyla yansıtır, bakışıyla yansıtır ve siz bunu fark edersiniz. Siz bunu ayırt edersiniz. Ve iyi bir eğitmen sizin egonuza hizmet etmez. Sizin farkına varmadığınız, görmek istemediğiniz, yüzleşmek istemediğiniz durumlarınızla sizi yüzleştirir. Canınız yanar. O can yakmayı ancak ve ancak gerçek ustalar göze alır. Size gül bahçesini vaat eden, işte şöyle yaparsanız şu tepe şakranız açılır, bunu yaparsanız böyle olur diyenler, kusura bakmasınlar, bu yol o kadar basit bir yol değil. 20 senedir, gerçekten 20 senedir bu yola baş koymuş birisi olarak, hem eğitmen olarak, hem de bu yolda giderken, öğrenirken öğrenen birisi olarak, ben daha 5. boyut deneyimlerini ancak iradeli ve idraklı yapmaya başladım. Bu o kadar basit bir şey değil. Yani burada o şuuru açmak o kadar basit değil. Halüsinatif bilgilerle gerçek bilgiler arasında bağ kurmadan yaşadığınız her şey tek ayak üzerinedir ve düşmeye mahkumdur. O yüzden gerçekten rehberi çok iyi seçmek lazım. Rehberinizi çok iyi seçin. Rehberinizin söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle örtüşüyor mu? Buna çok dikkat edin. Çünkü onu izleyerek de onu rol model alıyor insan ister istemez. Onun doğrularını da onun yanlışlarını da rol model alıyor. Şimdi biraz önceki örneğe, ki ben bu tür şeyleri söylemeyi hiç sevmiyorum ama şimdi 5. boyutu deneyimleyen insanlar gerçekten zaman boyutunda oluştururlar. Ama bu oluşum kendisi için değildir. Başkaları içindir. Çevresindeki insanlar, insanlık için bir şeyler yaparlar, bir şeyler oluştururlar. Ve onlar sessizce yaparlar bunu. Sessizce yayarlar bu enerjiyi. Ve gerçekten insanlık için hizmet eden o kadar enteresan insanlar vardır ki, ben bir tanesini anlatayım size. Bir gün Bergama'da çarşının içinde böyle kenarda arabayla eşimi bekliyorum. Park halinde. Baktım bir tane köylü amca elinde telefonu. İzledim ama enerjisi o kadar çekti ki beni. Onu izledim. Öyle bir frekans yayıyordu ki, o kadar güzel bir frekans yayıyordu ki. Dedim ki, İşte bu da görevli. Bu insan da görevli. Bu enerjiyi yayarak bu görevi yerine getiriyor. İşte çoban, yani hikayeleri var ya, o da saf, temiz, bozulmamış, henüz bozulmamış, bozulmamışlığı ifade eder çoban. Dağın başında yapayalnız ama yaydığı enerjiyle destek verir.
Şimdi yine bir yani hep konular birbirini açıyor. Şimdi insan gerçekten nasıl bu öğretiyi aktarıyor? Yaşayarak. Yaşayarak aktarıyor. En önemlisi de yaşayarak aktarıyor. Bu sene bir olay yaşadım ben. Bunu pek söylemek istemiyorum ama bir örnek olsun diye kullanacağım bunu. İlk defa böyle bir yayında, canlı yayında bu örneği kullanacağım. Şimdi bu sene bizim bir zeytinliğimiz var. Bu zeytinlikte yeni fidanlar var, 450 tane. Fakat su problemimiz de var bizim. Yani taşıma suyuyla, işte tankerle vesaireyle. Ya dedim ki ya bu sene çok iş yaptık, çok yorulduk. Eşime dedim ki ben dedim yukarıdan isteyeceğim bu suyu. Yukarıya söyleyeceğim dedim. Yani bana Temmuz ayı ve Ağustos ayında yağmur istiyorum. Eşim de dedi ki nasıl olsa senin yukarıdakilerle aran iyi. İste bakalım. Seviliyorsun. Gönderirler. Tabii espri. Fakat aslında bu esprinin içinde bir bilimsel realite de var. Yani bilimsel diyorum bakın. Bilimsel realite de var. Çünkü evren, titreşim, frekans bunlardan ibaret. Yani bizim yaydığımız frekanslar evrene gidiyor. Hani o yağmur duasına çıkan hikayeleri dinliyoruz ya. Bunların tamamı gerçek. Yeter ki kalbinizle aklınız buluşsun. Ve o an gerçekten çok istedim. Çünkü ihtiyacım vardı. Yani artık bunu yüklenemeyecektim. Ve gerçekten Temmuz ayında şakır şakır yağmur yağdı. Ağustos ayının 15'inde istedim. Açın meteorolojiye bakın. Tanıklarım da var. Bunu bilen öğrencilerimiz, bunu duyan en az 4 öğrencimiz var. Onlar biliyorlar. Şimdi onlar için bu müthiş bir pratik oldu. İşte ben bu pratik için söylüyorum. Yoksa ki bu konuları söylemek aslında doğru değil. Bunun bilincindeyim. Ama işte bu pratiği gördüğünüz zaman gerçekten o yaratıcının bize vermiş olduğu o yaratıcı gücü ne zaman aktive edebiliyorsunuz? Bütün o dünyasal tortulardan arındığınız zaman. Bu tortulardan arınmak da kendinle barışmak. Gerçekten geçmişinle barışmak. O duyguları onarmak. Çünkü o duygular ne yapıyordu? Kalbin ritmini değiştiriyordu, değil mi? Dolayısıyla hücrenin ritmini bozuyordu. Ya da hücrenin yapısını etkiliyordu. Oradaki bilgi kodlarını etkiliyordu. O bilgi kodlarını ilk önce gerçekten adım adım yılları alan bir temizliği olması lazım. Bu iş o kadar kolay değil. Yani 3 günde nirvana olunmaz. Bilgelik eğitimleri de 3 günde olmaz. Yani hakikaten ben şaşırıyorum. Yani çok şaşırıyorum gerçekten. Ama belki bu da bir hizmettir. Tabii ki evrende iyi ya da kötü diye bir şey yok. Yine her şey bir diğerine hizmet ediyor. Onların da belki bir hizmet, bir hazırlık belki bir uyandırma diyelim. Elbette ki hiçbir şey bütünüyle kötü değildir. Ama hani her ne yapıyorsak yapalım gerçekten samimi, dürüst ve gerçeğe yakın hareket edelim. Çünkü bu da bir sorumluluktur. Yani bu büyük bir sorumluluktur. Buna dikkat edilmesine dikkat edilmesini diliyorum, arzu ediyorum. Doğru olan da bu olur diye düşünüyorum. Bize yakışan da bu olur diye düşünüyorum. Evet. Yani şu anda bir arada olsaydık, hep bir aradayız, gönlümüz bir ama fiziksel olarak da bir arada olsaydık size böyle sıkı sıkı sarılmak isterdim. O kadar güzel söylediniz, o kadar benim aklımdan, yüreğimden geçenleri seslendirdiniz ki
Zaman zaman gülümseyerek dinledim sizi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? O Evet. benim mutluluğumun yüzüme yansıması. Çünkü birisinin de artık bunları söylemesi gerekiyor. Hani ben program yaptığım için sunucu durumundayım. Çok da yorum katmamam gerekiyor. Benim meslek etiğim bunu gerektiriyor. Ama sizin gibi uzmanların bunu sık sık söylemesi gerçekten çok önemli. Sizi dinlerken de şunu hatırladım. Eğer kesmiyorsam, hat üstadlarının, hat sanatçılarının derslere başlarken ve bütün dersler boyunca, siz muhakkak biliyorsunuzdur, öğrencilerine günde 10 defa kadar ve mutlaka orada işte artık kara tahta mı kullanıyorlar, sürekli öğrencilerin göreceği şekilde yazdıkları bir satır var. Edep yahu. Evet. Şimdi edep olmazsa zaten bu konulara giremeyiz bile. Eğer bu konulara gireceksek ya da ortalama hayatlar yaşayacaksak da edep asıl olmalı. Olursa ne de güzel olur. Edep olursa böyle şeyler de olmaz. O zaman ben edebimizin artmasını kendi üzerimden tabii ki söyleyeceğim. Temenni edeyim, dua edeyim hocam. Başka da elimden hiçbir şey gelmiyor. Yani herkes tabii kendine uygun olanı yansıtıyor. Bu da bir seçim meselesi. Herkesin seçimine saygı duyuyoruz ama sadece bu bir sorumluluk meselesi aynı zamanda. Yani siz memnun olacaksınız diye başkalarının umutlarını, başkalarının hayallerini. Yani inanın bunu yapmak o kadar kolay ki, çok kolay. Üç kelime söylersiniz, milyonlar sizi takip eder. Ama mesele bu değil. Gerçekten. Bu olmamalı. Bu kaygı olmamalı. Yani söylediğiniz şeyi hayatınıza ne kadar geçirdiniz? Kimin için ne yaptınız? Çevrenizdeki insanları nasıl aydınlattınız? Çevrenizdeki insanlara nasıl o bilgileri yüklediniz? Var mı böyle isimleriniz ama hakiki isimler yani 3 günlük 5 günlük ay sen çok güzelsin demek değil tabii hani bu çok olur ama kapıyı açmak deriz ya kapıyı açmak marifet değil kapıyı açık tutmak marifettir bu büyük bir sorumluluk ve vebaldir aynı zamanda o yüzden mesela cehenneme en önce hacılar ve hocalar girecek derler ya işte hakikaten bunun anlamı budur. Yani ezoterik bilgiler çok dejenere ediliyor ve bazı bilgileri izliyorum, hayretle izliyorum. Çok kesin konuşmalar var. Yani sanki sanırsın tarihte oraya gitmiş, hani orada yaşamış, ona noktayı koymuş yani. Yani bu kadar da olmamalı. Yani yani bu şu an biz de bir mitolojiden bahs, ben de bir mitolojiden bahsettim ama bunun açıklamalarını yaparken psikolojiden faydalandım, sembolizmden faydalandım, mitolojiden faydalandım, anlatılardan faydalandım. Bu bağlantıları kurarak o bilgilerin önemini aktarmaya çalıştım. Dolayısıyla kesindir bu böyledir. Mesela tarihi yerler konusunda anlatılan o şeylere bakıyorum. Yani onun orada yaşadığını sanki tanıymış gibi anlatıyor. Yani bari hiç değilse böyleymiş, böyle diyorlar, böyle anlatılıyor. Yani ya sanıyorsunuz ki o tarihte yaşamış yani görmüş ve tanık olmuş. Yani dil böyle. Şimdi burada tabii ki dinleyicinin gerçekten ilginç bir bilgiyle karşı karşıya gelme heyecanı ve buna itibar etmesi o bilginin çarpıtılmasına da sebep olur. Ve çok da sağlıklı olmaz yani bu bilgiler. O yüzden buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün kalbimle katılıyorum hocam. Biz bugün bu programı yaptık. İnşallah dinleyenler istifade etmişlerdir. Düzgün Baba gibi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi,
Mevlana Hazretleri gibi çok büyük zatların isimlerini zikrettik. Himmete hazır olsunlar diye yine duamızı edelim. Sizinle konuşacaklarımız bitmedi. İnşallah kısa bir süre içinde ben yeniden rahatsız edeyim sizi. Çünkü affetmekle ilgili de yeni bir paylaşımınız oldu ve müthiş bir bakış açısı. Çok sık zikredilen bir konu ama siz çok bambaşka bir açıdan ele aldınız. Onu da aslında masaya yatırmak isterim. Eğer böyle bir kredim Memnuniyetle, varsa. memnuniyetle. Aslında burada bahsetmek istediğim o babaannemin öğretileri, o hakikaten o şamanik geleneğin, o köklü geleneğin bir de anlatıları vardı. Bir de onun akıl, izan, marifet üçlemesi, sürütüeli, yani yıkanırken su dökmeleri. Yani konuşulacak çok güzel konu başlıkları var. Biraz önce Hacı Bektaş-ı Veli dediniz. Ben de bir not almıştım. Onun çok sevdiğim bir dörtlüğü. Hararet narda değil, sacdadır. Keramet tacda değil, sendedir. Her ne ararsan kendinde ara. Mekke'de, Kudüs'te, hacda değil, sendedir. İşte bunu yine hikayeleştirerek anlatan, bu öğretiyi yine sembollere göründürerek anlatan bir Munzur hikayesi vardır. Munzur suyu hikayesi vardır. Belki bir günde bunu konuşuruz. Bu hikaye bu dörtlüğü anlatıyor ama çok farklı bir şekilde anlatıyor. Dilerim bunu da paylaşırız bir gün. O zaman hocam niyetimizi koyalım. En kısa zamanda, çünkü Munzur dediğiniz zaman zaten akan sular duruyor. O muhteşem Munzur suyu. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek sohbetimize o zaman buradan başlayalım. Kıymetli babaannenizin aktarımlarını anlatarak devam edelim. Sizin için de uygunsa ben en kısa zamanda yeniden telefonunuzu çaldıracağım. Memnuniyetle bence bunları da anlatalım. Yani bu atalarımızdan bize miras kalan bu kültürü gerçekten yok saymayalım. Çünkü bir Japon araştırmacısının Suyun Gizli Mesajı adı altında yayınladığı kitapta da okunduğu gibi suya yüklediği anlamların nasıl şekiller aldığını biz tanık olduk ve bütün dünya bunu gördü. Ama atalarımız bu bilgiyi biliyorlardı. Ne mutlu ki biz de bu muhteşem mirasın sahipleriyiz. Çok Çok şükür. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok şükür. Çok teşekkür ediyorum hocam. En kısa zamanda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Değerli dostlarımız, ne güzel bir gece oldu. Ne kadar güzel bilgiler edindik. Sayın Nimet Erenler Gülkökü, Türkiye'de yaşamakta olan en kıymetli araştırmacılardan, en özel isimlerden birisi. Ve çok güzel bir kedisi var gördüğüm kadarıyla. Onunla da yeni tanıştık. İsmi nedir hocam? Gaya. Gaya. Oo, Gaia. Evet. Doğa ananın ta kendisi. Öpüyoruz onu da o zaman. Değerli dostlarımız, gelecek hafta pazar gecesi ben yine burada, yine çok kıymetli bir misafirimle birlikte olacağım. Siz de gelirseniz çok sevinirim. Yine görüşmüş oluruz. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın, çok iyi davranın. Unutmayın, hepiniz birer mucizesiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Bakın. Bay bay.